itiraz ediyorsunuz, devletin bir uygulamasına itiraz ediyorsunuz. Mesela hemen karşınıza disiplin soruşturmasıyla geliyor. Siz bu disiplin soruşturmasına da itiraz ediyorsunuz. İnfaz hakimliğine, oradan ağır cezaya, avukat arkadaşlarımız var arada bilir. Noter gibi hep itirazımız reddediliyor. Hep devletin, idarenin söylediği kararlar alınıyor. Çünkü demokrasi yok, özgürlükler yok, hak ve özgürlük meselesi yok. Böylesi bir alandan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda cezaevleri yaratıcılığın, üretkenliğin de mekanı. Çünkü zorluk insanı üretme yöneltiyor. Eğer serinizde devrimcilik varsa, devrimciler hiçbir sınırı tanımaz. Hiçbir duvar onu engelleyemez. Hiçbir kapı onun üzerine kilitlenemez. O bir şekilde yol bulur, kendisine bir yol bulur ve dışarıyla bağını oluşturur yani. Devrimcilik böyle bir şeydir zaten. Ve biz bunu yapıyoruz. Bakın cezaevlerinde binlerce eser çıktı. Asıl sorun dışarıdakilerin bunu yeterince okuyup değerlendirmemesi, buna sahip çıkmaması. Bir sürü arkadaş emek harcıyor, o günlerini veriyor, araştırma yapıyor, okuyor. Bunun üzerinden kitaplar yazıyor. İdeolojik politik perspektifimiz doğrultusunda yazıyor. Ama mesele yok. Şimdi eğer bunlar okunmuş olsa dışarıda bu kadar yozlaşma, çürüme olur mu arkadaşlar? Bakın kapitalist modernist sistem bizi bu kadar hapsedebilir mi? Mesele sadece devletle alakalı bir şey değil ki. Evet, devlet Kürtlere zulmediyor, hakkını tanımıyor, dilini yasaklıyor, kimliğini yasaklıyor, kültürünü yasaklıyor. Biz de buna diyoruz ki kardeşim, insanlık onuru bunu kabul etmez, buna karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz değil mi? İlkelerimiz var ama biz bazen ölçüleri kaybetmişiz arkadaşlar. Yani devrimci ilkeler yok. Değil mi? Ne, yani kadın özgürlük çizgimizi arkadaşlar bahsetti, eş başkanımız da bahsetti. 5000 yıllık erkek egemen sistemden bahsediyoruz. 5000 yıllık erkek egemen sistem kadınlar için bir hapishane aslında. Öyle kolay değil ve biz bunlara karşı mücadele ediyoruz. Ama geldiğimiz noktada Kürt halkının mücadelesiyle, emeğiyle çok önemli kazanımlar elde ettik. Eş başkanlık sistemi, eşit temsil değil mi? Kadın özgürlük çizgisi. Ama son dönemlerde bakın devlet öncelikle bize neye saldırdı yerel bu eş başkanlık sisteminde? Belediyelere kayyum atarken dedi ki eş başkanlık var, bu yasada yok. O yüzden kayyum atıyorum. Daha önce biz uyguladığımızda da yasada yoktu ama sonra yasal düzenlemeler yapıldılar. Bunu kayyum atama gerekçesi yaptılar. Kayyum atayarak, ama bizim içimizde nasıl bir yansıma oldu? Sadece mesele kayyum ataması meselesi değil arkadaşlar. Bizim içimizde de bu eş başkanlığı var, kayyum atıyorlar, yok şu, bu, biz buna yapmak durumunda mıyız? Bu kadın yönetebilir mi? İşte eş başkanlığı kabul etmeme, tanımama gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında sadece devlet bizim kadın özgürlük çizgimize saldırmıyor. Bizim içimizdeki işbirlikçileri diyeyim, kaba anlamda yanlış anlaşılmasın. Bu sistemimizi tartışmaya açanlar açısından söylüyorum bunu. Kabul etmeme hali var. Tartıştırma hali var. Eş başkanlık bir kurumdur. Kadın ya da erkek olması fark etmez. Yani mecburen iki kişi iki tane koltuk yapıyoruz. Tek koltuk olsa tekine oturtacağız. Ne yapalım yani? Kurum. Yani ikisi bir resmi olup olmaması önemli değil ki. Kimin resmi olup olmadığı. Yani bize devlet bu olanağı vermediği için, bu alana engel koyduğu için ikisini resmi yapamıyoruz. Ama biz uygulamada resmiyete mi takılacağız? Ama resmiyete takılıyoruz. Bakın bu bile bizim işte kendi ideolojik politik doğrultumuzdan sapma, düzen içleşme halimizin bir yansımasıdır. Bakın asıl bizi zayıflatan içerideki zaaflarımız, buna zemin olma hallerimiz. Ya da bir yerde görüyorsun şiddeti, ses çıkarmıyorsun. Bir yerde görüyorsun çürümeyi, ses çıkarmıyorsun. Ben mahkemede, mahkeme heyetine söyledim. Dedim ki bakın AKP hükümeti toplumu çürütüyor. Yozlaşma, yoksulluk, bütün bunları işte mafya düzenine çevirdiler Türkiye'yi. Ama dedim mesela sadece AKP çürüse bizi ilgilendirmez. Kendi ne hali varsa görsün ama toplumu çürütüyor. Bakın da özellikle özel politikalar uyguluyor. Yani buralarda daha özel politikalar uyguluyor. Gençler üzerinde, kadınlar üzerinde değil mi? Bir özel savaş politikası uyguluyor. Şimdi sen bunu özel savaş politikasını nasıl bertaraf edersin? Ancak kendini ideolojik olarak güçlendirerek. Öz savunma dediğiniz şey nedir? Kendini donanımlı kılmak. İlkelerini donanımlı kılmak. Bakın eskiden biz HADEP döneminde çalışırken şöyle derlerdi. Bize derlerdi bu HADEP'liler nereden geliyor belli oluyor. Yani hatta bunu eleştiri olarak söylerlerdi. Bu kadınlar hep aynı tip giyiniyor, aynı tip şey yapıyor. Ama ben şimdi dönüp baktığımda bakıyorum aslında
O zaman partide çalışıyor olmanın bir duruşu vardı. Karşıdan gelirken bile diyordum bu partili. Oturuş kalkışında diyorsun ki bu partili arkadaşımız. Ama şimdi bakıyorsun diyorsun ya bu arkadaşın davranışına, giyimine, kuşamına, halka yaklaşımına, değerlere yaklaşımına bakıyorsun. Diyorsun bizden olamaz. Geliyor diyor ki vekilim bilmem ben nerede yöneticiyim. Şaşıyorsun ya. Bakın kapitalizm bize bütün değerlerimizi alaşağı etti. Kolay yoldan para kazanmayı bir şey olarak gösteriyor. Kolay yoldan para kazanmayı. Bedenini sömürtüyor, emeğini sömürtüyor. Yozlaşma onun için sorun olmuyor. Çirkinlikler, bak o çirkinlikler kimsenin gözüne bakmıyor. Ya her taraf ilkesizlik dolu. Her tarafta bir sorun var. Kimse demiyor kardeşim bunu temizleyelim. Herkes şikayet ediyor yalnız. Bak bu da olmaz. Sorumluluk üstlenmemiz gerekir. Bak şikayet ediyorsak düzelteceğiz. Yanlış varsa düzelteceğiz. Kimi bekliyorsunuz arkadaşlar? Kurtarıcı yok.